Hocam aynı soru size de ben sorayım ama tabii işin bir başka boyutu. Biz NATO'nun önemli bir aktörüyüz. Ama bir taraftan da işte daha yeni Ukrayna zirvesi bitti. Ve İsveç'te alınan kararlara baktığımız zaman çok fazla bir yol alınabileceğini görüyoruz. Bir zirvesi bize başka şeyleri gösteriyor ekonomik anlamda. Burada da tabii ben Hüseyin Bağcı hocama da ben de katılıyorum. Yani yüzümüzü batıya tam döndük ama hani arkamızı sırtımızı da tam dönüp doğudan uzaklaşmak da artık dünyanın yeni gelişen koşullarında yani, doğru değil. Tabii. Biz ne yapmalıyız ve bu zirveler, bu fırtına bize önümüzdeki süreçte neyi getirir? Yani bugüne kadar tabii NATO'nun da çok etkisi var. Biz Batı'yla çok sıkı ilişkiler kurduk ama dünyanın geri kalanıyla gevşek ilişkiler kurduk. İlk defa son 20 yıldır falan özellikle Güney Kanadı'yla dünyanın biraz daha ilişkileri geliştirmeye başladık. Hatta orada kültürel ve inanç sistemine dayalı bir diasporik alan oluşturmaya çalıştık. Yani özellikle Afrika'da. Şimdi bu önemli bir gelişme. Diğer taraftan bakınız artık dünya eski sistem içerisinde değil. Yani iki kutuplu dünya ya da tek kutuplu dünya hikayesi bir miktar daha yerini şeye bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri daha çok hiyerarşik bir düzen kurmaya çalışıyor. Yani en tepeye oturup geri kalanları aşağı doğru sıralayıp onlara bir en azından düzen dayatmaya çalışıyor. İşte buna karşılık Türkiye bu hiyerarşinin içerisinde yer alacak mı, almayacak mı ya da böyle bir düzen kurulacak mı? Yani Çin ve Rusya bu düzeni ortadan kaldırmak için mücadele ediyor. Bir taraftan çok kutuplu bir dünya sistemi kurmaya çalışıyorlar. Bu çok kutuplu dünya sistemi içerisinde Türkiye'de bir şekilde kendi bir kutup mu olacak, bölgesel en azından, ya da bu sistemler içerisinde diğer kutuplara mı eklemlenecek, ona bir karar vermesi lazım öncelikle. Ama şu anda gözüken sanki bir miktar stratejik bir özellik yakalamış durumda. Kısmen de olsa bölgesel bir liderlik yapabilecek yetenekleri haiz gibi gözüküyor. Diğer taraftan tabii bu uluslararası yapılar, ulusüstü yapılar çıkış noktası dünyanın anarşik ve kaotik ortamını ortadan kaldırmak içindi. Fakat baktık ki özellikle Birleşmiş Milletler kurulduktan sonra bugüne kadar bu kaotik ve anarşik ortam ortadan kalkmamış. Savaşlar yasaklandı, silah kullanma yasaklandı, kuvvet kullanmayla toprak elde etme yasaklandı ama onlarca örnek verebiliriz. 45'ten bugüne kadar silah yoluyla toprak kazanan ülkeler var. Başta Rusya olmak üzere. Şimdi bu ulusüstü yapılara bir de şu gözle bakmak lazım. Bu ulusüstü yapıyı kuranlar kimler ve merkezde hangi devlet var? Mesela NATO'da merkezde Amerika var. Dolayısıyla Amerikasız NATO çok da fazla işe yarayacak gibi durmuyor. Birleşmiş Milletler'in merkezinde 5 tane daimi üye var. BRICS'e bakıyorsunuz merkezde Çin var. Şangay'da Çin ve Rusya var. Yani NAFTA'da Kuzey Amerika. Ya bu merkezdeki ülkelerle ikili ilişki kurmak sanki daha sağlıklı bir yapıya götürecek gibi gözüküyor. Real politik olarak söylüyorum. O yüzden ulusüstü yapılar bana göre yakın gelecekte çok daha işlevsiz hale gelecek. Onun için Türkiye elbette ki ittifaklar sistemi üzerinden bir şeyler yapacak ama sadece batıya endeksli, oraya kaymış bir politik sistem Türkiye'ye çok büyük fayda getirmeyecek. Doğuda ve kuzeyde ve güneyde oluşacak olan yeni bir takım uluslararası yapının öncülüğünü yapabilir ya da var olanlarla iyi ilişki kurar. Ama dediğim gibi merkezdeki ülkelere çok iyi bakmak gerekiyor. Bunun dışında bakın Avrupa'da bir merkez, Avrupa Birliği bir siyasi yapı neredeyse. Bunun da merkezinde Almanya ve Fransa var. Onun için bu ülkelerle yakın temas kurmak lazım. Ha şimdi hocamın ifade ettiği bu parlamento seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablo endişe yarattı herkeste doğal olarak. Bu aşırı kelimesi, terimi ya da radikal terimi çok sıkça kullanılıyor. Yani Avrupa Birliği'ni de bir yapı olarak kabul edersek, uluslararası yapı, buradaki sağ fraksiyonlardaki yükselişler Türkiye'nin de belki politikasını etkileyecektir. Özellikle dış politikasını. Fakat burada sağın yükselişinden ziyade ben yeni bir model olarak görüyorum. Yani Meloni sanki yakın gelecekte ya da gelecekte diyelim yeni bir Avrupa lider profili haline gelecek. Yeni tip bir lider olacak. Ama ben hocam kadar çok iyimser bakamıyorum o konuya. Çünkü Mussolini'nin aslında devamıdır. Bana göre Meloni'nin çizgisi. Şimdi orada ne vardı? Bu sağ kanatta en başta bir sosyal nasyonalizme dönüştü. Yani sosyal milliyetçiliğe dönüştü. Hitler etkilendi ve dünyayı kasıp kavurdu. Arkasından bu faşizme dönebiliyor. Mussolini'de olduğu gibi.
hemen arkasından yayılmacı politikalar ortaya çıkabiliyor. Bu ulus devletleşme süreçlerinin de bir parçası aslında. Bu yapıda giderse eğer sadece hanımefendinin sempatikliğine bakmak suretiyle ya da söylemlerine bakmak suretiyle bir şey yakalamak mümkün değil. Milli İstihbarat Akademisi'nin yaptığı bir rapor var, yazdığı bir rapor var. İlk yayınladıkları rapordu, evet. Ben aldım dikkatle, hatta Ali Burak Hocam'la beraber. Evet. Orada işte değerlendirmişsinizdir. Orada çok ilginç bir şey var. Tekrar olmasın ama Avrupa Birliği üyesi seçmenler için en önemli konulardan bir tanesi yoksulluk ve sosyal dışlanma. Yani ikinci sırada sağlık var, kamu sağlığı, istihdam var, güvenlik konusu var, iklim var. Bakın göç konusu sondan üçüncü. Yani göç konusu Avrupalı seçmenlerin sondan üçüncü olarak önemsediği konular kapsamında. O yüzden benim biraz önce çizdiğim sağ fraksiyonun gelebileceği aşamalara çok dikkatle bakmamız gerekiyor. O aşamalara gelmeden bu şekilde giderse... Bunu derinlemesine konuşacağız hocam. Çok çünkü büyük... bir sonraki başlığımız bunu geniş geniş konuşacağız. Evet. Sağ fraksiyonlar çok söyleyecek şeyim var benim de orada çünkü. Sadece şu anki dediğim gibi liderlerin kişisel profilleri üzerinden bir tanımlama yaparsak Avrupa'nın 50 yıl sonra nereye geleceğini çok anlamamız mümkün olmayabilir. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum.